Küçük Enes heyecanla oyun oynuyordu. Ensesine dokunan elin sıcaklığıyla korkmuş bir halde kafasını çevirdi. Sevgili Peygamberimiz her zamanki gibi gülümseyerek karşısında duruyordu. Küçük Enes utandı. Peygamberimizin kendisinden istediği işi yapmadığını hatırladı. Görevini unuttuğu için kendine kızdı. Fakat Allah'ın Resulü ona kızmamıştı. Yumuşak bir sesle, "Enescik, sana dediğim yere gittin mi?" diye buyurmuştu. Enes hemen yürümeye başladı. Peygamberimizin yumuşak sesini duyan Enes rahatlamıştı. "Evet, gidiyorum." diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz çocukların eğitimiyle kendi ilgilenirdi. Ancak ceza yoluyla değil. O hep tatlı dille anlatırdı. Enes, Peygamberimizle geçen çocukluk yıllarını şöyle anlatırdı. Resulullah'a 10 yıl hizmet ettim. Allah'a yemin ederim ki bana bir defa bile of demedi. Yanlış yaptığım zaman bana bunu neden böyle yaptın diye kızmadı. Bu örnek bize önce yavrularımıza gönül diliyle Allah'ın rahmetini ve cömertliğini anlatmamız gerektiğini öğretir. İslam'ı anlamasını ömür boyu onurla imanını korumasını istiyorsak bütün kurallarımız sevgi dolu olmalı. Bütün kararlarımız merhametle alınmalıdır. Eğitim ailede başlar. Çocuğa hak ettiği saygıyı göstermek gerekir. Çocuğuna değer vermeyen bir eğitimcinin başarılı olması imkansızdır. Peygamber Efendimizin çocuklarıyla kurduğu iletişimde onlara değer vermek gerektiğini bizlere göstermek ister. Peygamber Efendimizin çocuklara selam vermesi, nasıl olduklarını sorması ve ne düşündüklerini öğrenmek istemesi onlara değer verdiğini göstermektedir. Fikirlerine değer verilen, dinlenen bir çocuk olumlu bir birey olacaktır. Çocuğu mutlu etmenin yolu ona sevdiğini söylemekle olur. Kucaklayıp, öperek veya birlikte oyun oynayarak ona yakın olmak gerekmektedir. Çocukları eğitirken incitmeden, onlarla oyun oynayarak eğitim vermeliyiz. Peygamber Efendimiz, küçüğüne merhamet etmeyen, büyüğüne saygı göstermeyen bizden değildir sözüyle en iyi örnek olmuştur. Yine Peygamber Efendimiz bir hadisinde merhamet etmeyene merhamet edilmez demiştir. Peygamber Efendimiz çocuk eğitiminde sabırlı ve şiddetten uzak olmayı her zaman tavsiye etmiştir. Anne ve baba şiddetten uzak, sabırlı, doğru sözlü olursa çocuk da dürüst ve şiddetten uzak olacaktır. Çocuğa güzel örnek olmak, ahlaki gelişimi için mecbur olduğu gibi sosyal hayata alışması ve ibadet hayatını öğrenmesi için çok önemlidir.
Kur'an'da çocuklarına şefkat gösteren anne, babaların anlatılması, İslam'da arzu edilen anne babalar olmak için güzel örneklerdir. Kardeşlerini kuyuya atmak gibi büyük bir hata işlemişlerdi. Ama çocuklarını affeden ve Allah'ın da onları affetmesi için dua eden Hazreti Yakup. Lokman'ın oğluna öğütlerini anlatan ayetler, yavrucuğum gibi yumuşak ve samimi bir sözle başlamaktadır. Aynı şekilde Hazreti İbrahim de oğlu İsmail'e gösterdiği nazik tavırla Kur'an'da anılmaktadır. Hazreti Nuh'un tufan olduğu zaman yavrucuğum bizimle beraber sen de gemiye bin, inkarcılarla birlikte olma diye seslenmektedir. Bütün bu örnekler özellikle babaların çocuklarına karşı şefkat ve merhamete davet edilmesi için önemlidir. Bir çocuk bugün yaşıyor ama yarınlara hazırlanıyor. Ona verilen emek yarının insanını yetiştirmek demektir. Çocuğun sosyal ve kültürel gelişimi, bedensel ve zihinsel eğitimi, ahlakı ve dini anne kucağında başlayıp baba ocağında devam edecektir. İyi bir evlat yetiştirmek isteyen anne ve babalar Peygamberimizin şu öğüdünü daima hatırlamalıdır. Anne ve baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir miras bırakmamıştır.